biz 17 yıldır buranın yapılışı ayrı maceradır. O andan başlayarak 17 yıldır buraya aile ziyareti olarak geliyoruz hep 18 Aralık günü. Geldiğiniz için teşekkürler. Bugün buraya gelmeden bir saat önce sizlerle yine birlikteydik. Bir şey söylemek istiyorum. Biz yalnız değiliz bu ülkede. Şöyle yalnız değiliz. Bu kaderi yaşayan, bu sonu yaşayan ilk ve son aile değiliz. Bizim gibi yüzlerce insan var. Ama lütfen artık kimse ölmesin. Yaşadığımız topraklarda bu ölümlerin geride bıraktıkları olarak bu anmaları böyle yapmayalım, olmasın. Herkesin sıradan hayatının sıradan bir ölümü olsun. Bu travmatik ölümlerle biz anmalar yapmayalım lütfen. Bu ölümler dursun. Tek talebimiz bu aslında. Bir yandan adaleti dilerken, bir yandan da adaleti talep ederken, hakkımız olan adaleti, bu ölümlerin de durdurulmasını istiyoruz. Bunca insanın ölümüne göz yuman, bunca insanı öldürme hakkını kendinde bulan insanların artık durdurulmasını istiyoruz. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü bugün geldiğimiz noktada aslında sizlerle buraya gelmeden önce konuştuk. Bu süreç 3 yıllık bir süreçtir, öncesi yok. Görülmüştür ki devletin karanlık bazı insanları bir şeyler yapıyorlar bir yerlerde. Biz de onların verdikleri kararların bedellerini ödüyoruz. Kimsenin buna hakkı yok. Bu ölümler çoğalmasın. Bunu diliyoruz. Bu mesajı verelim lütfen. Bunu talep edelim. Buna sesimizi yükseltelim. Bu ölümler çoğalmasın. Belli ki birileri kendi kendine bu işleri yapıyor. Buna da izin verilmesin lütfen. Saygıyla beklediğimiz sürecin gerçekten failin ve ardındaki gücün aydınlanmasıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağını zaman gösterecektir. Ancak bu sürecin görülebilmesi öncelikle adı geçen kişinin yakalandığı Ukrayna'dan ülkemize iadesiyle mümkün olabilecektir. Her ne kadar ülkemizin Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları eliyle iade dosyasının Ukrayna devletine sunulduğu ifade edilmiş olsa da aynı ülkede başka dosyalardan daha sonra yakalanan kişilerin ülkemize iade edilmesine karşın dosyamız şüphelisi şahsın tutukluluk haline hapsine dönüştürülmesi, siyasi sığınma talebinin değerlendirilmesinin 5 ayı aşkın süredir sonuçlandırılmaması ailemizi endişeye sevk etmektedir. Belli çevrelerce şüphelinin Ukrayna merkezli uluslararası faaliyetlerin içinde olduğu, Ukraynalı bazı devlet görevlileriyle akrabalık ilişkisi bulunduğu iddiası, 10 Ocak 2020 tarihinde salı verileceğine ilişkin fısıltıların gerçek olabileceğine dair endişelerimizi artırmaktadır. Zira suikaste dair ilgisi bilgisi olup olmadığı henüz ifadesi alınamadığı için tespit edilememesine rağmen şüphelinin ülkemizde adı geçen birçok karanlık dosya nedeniyle ölüm tehlikesi içinde olduğuna dair açıklamalarının Ukrayna devleti tarafından sığınma talebinin kabulüne neden olmaması ya da konuşmasının başka yollarla engellenmemesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin iade dosyasına sahip çıkması zorunludur. Kaldı ki şu an soruşturma dosyasında yapılan birçok tespitin ve ulaşılan sonuçların ancak şüphelinin ülkemize iadesiyle anlam kazanabileceği açıktır. Suikasti kim işledi? Arkasındaki güç neydi? Necip Ablemitoğlu niçin hedef alındı? Bu soruların tamamı adı geçen şüphelinin ülkemize iadesini de içeren etkili bir soruşturma sonucunda ortaya çıkacaktır. O zaman hazırlık soruşturmasına görev yapan ve neredeyse tamamı FETÖ nedeniyle ihraç edilen ya da mahkum edilen emniyet görevlilerinin, savcılık çalışanlarının varlık ve görevleri de anlaşılabilir olacaktır.